Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Haberlere başlamadan önce küçük bir duyuruyla tekrardan gündeme videolara başlamak istiyorum sevgili dostlar. Türkiye'mizde, Kıbrıs'ımızda, Azerbaycan'da, Balkanlar'da, Türk dünyasının dört bir köşesine seyahat etme, gezme her an bir yerde karşınıza çıkabilirim. Vlog videolarla da karşınıza geleceğim. Hani günde, akşam saatlerinde haberimiz her zaman olacak. O ayrı dünyadan Türkiye haberleri. Ayrıca da vlog videolarla Bilal Feyza ne yapıyor? nerede, ne durumda, neler yapıyor bunu hep beraber sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler de bu güzel videolarla beraber Bilal Feyza ileriye çok daha ileriye diyeceksiniz. Sizlerin desteği her daim benim için çok önemli. Zaten sizlerle beraber Bilal Feyza bugünlere geldi. Şimdi Bilal Feyza'ya YouTube'da ceza uygulanıyor. Sizlere her daim anlatıyorum. 7. kanal kapandı, 8. kanalı açtık. Bu da kapanırsa 9. açacağız. Titriyor böyle. Tırt <laughs> tırt. Git geller yaşıyor. Her an gömçürtüler Bak yok ayrıca Facebook beni Facebook'ta da takip eden sevgili dostlar YouTube'da takip eden TikTok'ta takip eden Instagram'da takip eden birçok alanda sosyal medyada Bilal Feyza'yı ve videolarını takip eden sevgili dostlara şunu da hatırlatmak isterim Bilal Feyza kısa haberler Facebook sayfası açılmıştı dün sizlere duyurmuştum kısa kısa haberleri parça parça haberleri de atacağım ki bu şekilde. Orada beğendiğiniz, gördüğünüz işte ya bu video güzel, bunu sevdiklerimle paylaşayım. Bunu görmek isteyenlerle paylaşayım deyip sadece o haberi alıp paylaşabileceksiniz. Diğer haberlere gerek kalmayacak. Arkada tekrardan paylaşıyorum görüyorsunuz. Kapağa da dikkat. Şöyle bir yakınlaşalım. Bilal Feyza TV yazıyor. Buraya girip beni takip edebilir, abone olabilirsiniz. Böylece Bilal Feyza'ya desteğinizi abone olaraktan, yorum yaparaktan, videolara paylaşım yaparaktan bana desteğinizi göstermiş oluyorsunuz. Onun için ne yapıyoruz? Linkini yorum kısmına açıklamaya bırakıyorum. Takip olmayı unutmayın dostlar. Allah hepinizden razı olsun. Devam. İlk olarak Fransız basınıyla başlıyorum. Le Figaro. Le Figaro yaptığı haberde kendi başkanlarını soru işareti koydu sonuna. Kimin? <laughs> Macron'un. Le Figaro, başkanımız Macron 90 dakika boyunca İran başkanıyla ne konuştu? Hmm, İran başkanıyla mı konuşmuş? Evet konuşmuş ve bunu Le Figaro böyle haberleştiriyor. Emmanuel Macron İran başkanı İbrahim Reisi ile 90 dakika boyunca telefonda uzun uzadıya görüştü ne konuştu? Ne anlattı? Basına yansıyan iddialar şu şekilde. Hani İran Rusya'ya İHA'lar SİHA'lar veriyor. Bunun yapımını öğretiyor. Bu da ilginçtir. Ve Ruslar bunu Ukrayna'ya karşı kullanıyor. Bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi Fransa İran'a. Ama bir de basına açıklanmayan neler mi var? Bilal Feyza der ki aynen şunlar var. Tabii ki Karabağ var. Tabii ki Zengezur koridoru var. Tabii ki Azerbaycan, Türkiye'nin birlikteliği ve Kafkasya'da büyüyen gücümüzle beraber Türk gücüyle beraber onların planlarının sekteye uğraması var. Tabii ki tabii İran'ın Ermenistan'a daha da destek vermesi gerektiği var. Evet, Zangoşlar bu konuda hepsi bir araya gelirler. Hatırlayın zaten sevgili dostlar. İran'da devrim olduyddu. Bu devrimi gerçekleştirdikten sonra İran'ın dini lideri Humeyni nerede? Fransa'dan İran'a gitmişti. Fransa önden İran'la böyle düşmanlar ama kapalı kapılar ardında can ciğer kuzu sarmasılar. Ey Pers, ey jardın Fransa ne yaparsanız yapın boş. Elbet ama elbet Türkiye Azerbaycan birleşecektir. Türkiye Türk dünyası birleşecektir. Zengezur koridoru açılacaktır Allah'ın izniyle. O saatler, o günler yaklaşıyor. Ya seve seve ya da daşnakları sektöre sektöre açacağı yok. <laughs> ha bazen soruyorlar ya Bilal Feza sektöre sektöre ne demek? E sektöre sektöre diyorum. Daha benim söylediğim birçok söz var. Ayrıca bunun için de bir video yapabilirim. Bilal Feyza sözlüğü diye sizlere bu kullandığım benzetmeleri, tabirleri içeren böyle bir Bilal Feyza sözlüğü videosu yapabilirim. Parantezi kapattım. O zaman gömçürtmeye, anlatmaya, bodoslama konulara devam. Geçiyorum Alman'ın Helga'nın diyarına Almanya. Almanya'da ilginç bir demokrasi tartışması var. Hmm. Ne tartışıyorlar ki bu demokrasinin beşi Almanya? Almanya sevgili dostlar oy kullanmayı 16 yaşına düşürmeyi tartışıyorlar. 16 yaşındaki gençler oy kullansın diyor Almandaki kamuoyu. Oo. Nedir lan? Nereden çıktı bir anda bu? 16 yaş, 15 yaş, 14 yaş, 12 yaş, 10 yaş, 5 yaş, 9 aylık çocuk, 1 aylık çocuk küreselciler olası bir şekilde Almanları bir şeye hazırlıyor. Küreselci zihniyet Helga'yı Hans'ı bir şeye hazırlıyor. Ha, onlar da zaten dünden hazır balıklama bu işe atlamaya. E şimdi yasalarda oy verme, seçme, seçilme 18 yaş. Ya 16 yaşında seçme hani bu daha böyle tam bir olgunluk seviyesine gelmemiş bir bireyde bu hakkın verilmesi nasıl bir sosyolojik vaka doğurur? Onu hiç düşünüyorlar mı? Yok onu düşünme yok ama arka planda sinsi bir hazırlık var. Dünyayı sinsice demokrasi 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 adı altında farklı bir yöne doğru götürecekler. 18 yaşından küçüğe çocuk diyoruz ama o çocuk gidiyor, her şeyi yapıyor. Şimdi de çocuk genç oluyor. 18'den aşağı genç, 16 yaşında genç, 15 yaşında genç, 10 yaşında genç, 5 yaşında genç, 1 yaşında genç. Hani bu haberi okurken aklıma şu geldi. Hemenden bizdeki seçimlerde seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarından biri kimdi? Muharrem İnce'ydi. Muharrem İnce'nin bir sözü aklıma gelmişti. Eğer ki işte bu 18 yaşından küçükler oy verme hakları olsaydı ben başkan seçilmiştim. 13 yaşındaki, 14 yaşındaki, 15 yaşındaki, 16 yaşındaki gençler bana oy verecekti. Ben başkan seçilecektim diyordu Muharrem İnce. Ah Bakalım Almanlar bu işi başlatıyorlar. Dünyanın cılkını çıkaracak bu küreselci kafa, küreselci şeytani kafalar. Zaten cılgı da çıkmak üzere ya. Allah aziz ve necip milletimize, Allah Türkiye'mize, Allah dost ve kardeş ülkelerimizi bu şeytanların şerlerinden korusun. Almanya demişken Almanya İsrail işbirliğinde yeni yeni hamleler, askeri savunma işbirliği antlaşmaları. Almanya İsrail'den 4 milyar avroluk hava savunma füze sistemi alacak. Üh, paraya bak. İsrail halamanı vızd vızd vızd. Alaman ineğini söğüşlüyor. Öyle ya Alman bana şunu yaptı bunu yaptı diyor İsrail ve söğüşlemeye devam. Zaten hali hazırda Almanya'nın depesinde Amerika oturuyor. İsrail ile beraber Amerika. Hali hazırda Japonya'nın depesinde Amerika oturuyor. Şimdi İsrail 4 milyar avroluk yeni hava savunma füze sistemini Almanya'ya gönderecek. Daha? Daha neler gönderecek neler? Ukrayna Rusya savaşı büyüdükçe bu satışlar artıyor. Bu satışlardan en çok İsrail ve Amerika dünyada kar sahip oluyor. Paraya para demiyorlar. Vızd vızd verimli Baviera ineği. Açıkta Avrupa'yı biz sağalım canım. Sağıyor muyuz? Eee biz de vızd vızd Avrupa'nın zangoşlarını sağmaya başladık. Almanya'nın sağan bir de başka bir yer daha var. Neresi mi? Biliyorsunuz bizim burnumuzun dibindeki yarım etekliler, zirtakiler, Yunanistan. Yunanistan sevgili dostlar Almanya'yı salmaya devam ediyordu ama bir yere geldi tıkandıydı. Ne oluyor? Yunanistan Türkiye sınırına dev böyle çelik zırhlı duvarlar örüyordu. 10 metre boyunda işte aşağı doğru 6-7 metre derinliğinde. Tank bile yıkamaz denilen çelik zırhlı duvarlar örüyordu Yunan. Ama Para bitti. Alaman parayı kesince <laughs> Yunan duvarı örmeyi yarım bıraktıydı. Şimdi ne oluyor? Yunanistan'a Türkiye üzerinden göçmen geçişleri arttı. Bu sayı artınca Yunan hükümeti apar topar Türkiye sınırına tekrardan orduyu kullanaraktan Yunan ordusu üzerinden çelik teller örmeye başladılar. Ama bu çelik teller öyle çok da sağlam değil. Uyduruk kaydırık. Ne oluyor ki? Ne olacak? Bizim Uzocu Zirtaki askerleri, Ponçik Yunan askerleri sevgili dostlar parayı aldığı göçmenleri Yunanistan'a geçiriyor. He? Evet. <laughs> Yunan askerleri o tank yıkamaz denilen yeri hemen böyle sınırın o bir tarafında orayı kullanmıyor. O bir tarafında gelin buradan geçin daha buralar örülmedi. Almanya bize para vermiyor para bitti. Buralar böyle kaldı. Eurocuklara veren artık 3000 euro 5000 euro parayı veren göçmenler Suriyeli, Iraklı, Afganlı, Pakistanlı kimse artık buradan Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçiyor. Yunanlılar parayı Yunan askerler parayı hoppa cebe atıyor. Bu Yunan istihbaratı tarafından ortaya çıkarılıyor ve acil olarak Yunan hükümeti sınırdaki askerleri değişiyor ve oraya geçici teller örüyor duvarlar çekiyor ama yamuk yumuk o duvarları böyle ellen böyle biraz zorlasan yıkılacak vaziyette öyle bir durum Yunan 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 sen dua et ki sana tekrardan sınırları açıp da göçmenleri göndermiyoruz ama göndermemiz lazım ya Ya açık kapı politikası bırakın demokrasi özgürlük seyahat özgürlüğü yok mu Avrupa bunu savunmuyor mu? Bırakalım. Bizim yöneticiler buna izin vermeli. Reis bırak aç kapıları. Avrupa düşünsün. Biz değil. Geçiyorum Arap Yarımadası. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye en üst düzey ziyaret. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a özel resmi ziyaret. Daha arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Baya Başkanı, Baya Velihat Prensi Bin Zayed Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeler gerçekleştirildi. Erdoğan'la ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler. Ayrıca Sayın Erdoğan Bin Zayed'e yerli ve milli tok arabamızı gösterdi. Hem de ondan ona bir tane hediye etti. Sana da bundan bir tane hediye edelim dedi ve Bin Zayed'in talebi şuydu. Beyaz olsun. Beyaz istedi. Türkiye'den Baye beyaz Kapadokya rengi tok gidecek. 50 mi milli. İnşallah biz de bineriz. İnşallah daha da çoğalır o arabalar. İnşallah bu fiyatlar, bu uygun fiyatlar gelir. İnşallah bizim kullanıcının alıcı seviyesinde fiyatlar oluşturulur ve biz de bundan alırız. Ha şimdi bu çıkan pahalı bir model. Bunların alt seviye modelleri de çıkacak. C segmentleri de çıkacak. Onlar daha böyle bize hitap eden tarzda. Onlar da olur inşallah. Neden olmasın? Ama belki bunun için uğraşmaya çalışmaya devam. Daha bu araba sektörüne yeni girdik. Bir anda böyle bir yere gelemeyiz. Onu da biliyoruz. Türk arabası TOK. Bayede hayırlı uğurlu olsun. Diğer taraftan Türkiye, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri ilginç zirve. Liderler bir arada. O, oh, ne oluyor? Libya, Baye, kavga, he? gerilim, savaş. E, her masada biz varız diyoruz ya. Masalar kuran Türkiye, Libya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri liderleri bir arada arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Sayın Erdoğan, yan tarafında Libya başkanı. Abdülhamit Dibeybe Türk kökenli bizim Libyalı ve yanında Baye Başkanı Veliaht Prensi Bin Libya konusu önemli hatırlayın. 2019'lu yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da Trablus'un düşmesi için darbeci Hafter'i destekliyordu. İnanılmaz derecede ve hatta ki öyle bir süreç yaşandı ki Trablus acil olaraktan Trablus hükümeti Türkiye'ye geldi. O zamanki başkan Mustafa Serraç ben sizlere her daim anlatıyordum. O da Manisa kökenli bir Türk Libya'nın başkanı. Türkiye'ye Geldi. Sayın Erdoğan'la görüştü ve bize asker gönder, bize yardım gönder. Yardım et, Trablus düşecek. Trablus düşerse Türkiye Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir darbe alacak. Biz sizlerin kardeşleriyiz, kardeşiniziz. Bize yardım et dedi. Türk de Hemen emir verildi ve Libya'ya ordumuz kahraman daim zafer Türk ordusu gitti. Biz gittiğimiz andan itibaren darbeci Hafter'in ilerlemesi durduruldu. Bu darbeci Hafter'i destekleyen Fransa, Amerika, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bay Bin Zayed, Mısır, Sisi hepsi Totoş'un üstten <laughs> oturu verdi. Ben sizlere o haberleri çok anlattım. Hatta ki hatta Libya haberini ilk kez Bilal Feyza'dan duyanlar vardır. Çünkü o yıllarda daha böyle YouTube'da bu haberler anlatılmazken ben böyle kendimce anlatıyordum amatörce. Şimdi amatörüz yani mesele. 2019'dan 2023'e çok sular aktı ve Türkiye Libya'da tamamen ama tamamen hükmü ele geçirdik. Ve orada Libya hükümetiyle beraber Türkiye değişim ve dönüşümün önceliğini sağlıyoruz. Hafter'i de satan satana. Hafter'i destekleyen Bin Zayed Libya Başkanı Abdülhamit Dibey ile el sıkıştı. Beraber ayakta ve oturup bir arada önemli sohbetler, önemli gündem değerlendirmeleri. Bu kare tarihi anlar, tarihi kareler. Hatta ki hatta hatırlayın 2019-2020'li yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri savaş jetleri Türk ordusunun destekleriyle bu VAT diye hava üssü vardı. Orası aldıydık. Oradan Türk jetleri kalkacaktı. F-16'larımız ve diğer uçaklarımız ve tabii ki İHA'lar, SİHA'lar. Oraya Fransız yapımı jetlerle Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri saldırı düzenlemişti. Bu basında iddia edildiydi Arap basınında. Ne oldu? Saldırı düzenledi ama biz onların topunun hakkından geldiydik. Artık El pu pu pu. Türk'ün tokadım yaman ebücü tadı verdi unutmuşlardı hatırlattık. Şimdi Ahan da böyle gelip Türkiye'nin kurduğu masada bak nasıl ya başkanıyla görüşüyor Bin Zayet. Türkiye Libya baya liderleri aynı masa etrafında yeni dönemi işte böyle değerlendiriliyor. Yeni dönem Türkiye yüzyılı Türkistan yüzyılı evelallah Türk birliği yüzyılı. Bükemedikleri eli Ahan da böyle öptürdük. O zaman devam. Baya Türkiye görüşmeleri devam ediyorum. Baye lideri Selçuk Bayraktar reisi görünce heyecanlandı. Hoppa. Aynen öyle. İHA'ların siyahların babası Selçuk Bayraktar da baya liderini karşılama töreninde o da yerini aldı. Ve tabii ki tabii bu karşılamada Önemli anlar, önemli kareler, önemli görüntüler basına yansıdı. Bu anlardan biri de şuydu. Bayi lideri Bin Zayed ile Selçuk Bayraktar. İkili görüşmeler. Erdoğan bir taraftan bakıyor, Hakan Fidan diğer taraftan bakıyor. Detay. Selçuk Bayraktar Bin Zayed'e diyor ki sizlerin Fransız savaş jetini kullandım. Siz de bir savaş pilotusunuz. Ben de bir savaş pilotuyum. Ve sizin savaş yetinizi kullandım diyor Selçuk Bayraktar. Bakın burası çok ilginç. Bay lideri de aynen şunu diyor. O zaman bir gün birlikte beraber jeti, savaş jetini uçuralım. Oh. Hani şu sevgili dostlar. Bin Zayet uzun uzadıya Selçuk Bayraktar'la görüştü. Bu ki bu. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde diyelim. Türkiye, Bae, İHA'lar, SİHA'lar, yeni yeni versiyonlar antlaşma kapıda mı? Sar oradan abime bir filo İHA SİHA TB2 TB3 Akıncı belki de filolarca olur mu? Zaten bu haber çıkmıştı. Baye Türkiye'den 50 adetlik TB2 alımı yapacaktı. Ama burada dikkat çeken bir detay ise şu. Selçuk Bayraktar savaş pilotuymuş. Bin Zayed de Baye Prensi de savaş pilotuymuş. Ve Selçuk Bayraktar Fransız savaş jetlerini uçurmuş. La macaron sizin o savaş yetlerinizin dalağını böbüren yerini bilen bir iha siha beyni var karşınızda. Bu beyin ki geleceğin dünyasına şekil verecek beyinlerden biri. Türk beyni, Selçuk bayrakta reis var. Eee o zaman yaptığımız ihalar, siyalar, akıncı, Kızılma, Fransız savaş yetlerinin dalağından girip böbreğinden çıkacak mı? Aa, neresinden girip neresinden çıkacak? Macaron çok iyi görecek. Ona güvenen Miço da görecek. Zirtakiler. Elhamdülillah Allah'a çok şükür Allah'ın bir veli nimeti Selçuk Bayraktar ve onun ekibi bu vatan için bir çivi dahi çakan kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Bu vatan ki hepimizin, bu vatan ki dünyadaki tüm masumları ve mazlumları koruyan, gözeten, onlara destek çıkanların diyarı. Bu vatan ki hepimizin, bu vatan ki Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadım tüm Müslüman milletlerin ve dahi Müslüman olmasa da bizimle beraber yürüyen milletlerin anlı şanlı Türk bayrağının altında bir araya getiren diyar. Bizler ileri, daim ileri diyen bir milletiz. Asla asla hüzünlenmeyin. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Devam. Geçiyorum Kıbrıs Uç Beyliğine. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılacak. Bu Anadolu Kartalı Tatbikatı Rumları, Cücük Kıbrıs Rumlarını tutuşturdu. Yandılar. Oo, ne yapacak? Nereye gidecek? Ne yaptılar? Koştur koştur AB'ye şikayete gittiler. Ne alaka? Niye? Sana lan. Sana ne? Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz istediği yerde tatbikata katılır. Sana ne oluyor? Olay şu sevgili dostlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anadolu Ankası tatbikatına katılacak. Ama bu tatbikatta başka ülkeler de var. Kimler mi var? Bizim can kardeş Azerbaycan var. Kimler mi var? Bizim dost kardeş Katar var. Kimler mi var? Polonya var, İspanya var. Heh işte Polonya ve İspanya'yı gören Kıbrıs Rumları Hemen apar topar şikayete gitti AB'ye. Çünkü İspanya, Polonya Avrupa Birliği üyesi ülkesi. Kıbrıs Rumları da AB üyesi. Hemen şikayet. Bak bizim AB üyesi ülke bize karşı olan ülkeyle ortak tatbikat yapacak. Rumlar tanımıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. İspanya ve Polonya bugün yaptığı açıklamada Anadolu Ankası tatbikatından çekildiğini duyurdu ve açıklama şu şekilde özetlen ya biz orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğunu bilmiyorduk pardon aha da birliklerimizi geri çekiyoruz tatbikata katılmıyoruz dedi İspanya Polonya. Tamam İspanya, Polonya siz bilirsiniz. Biz en başta dost ve kardeş ülkelerimize tatbikatlarımızı devam ederiz. Ha bizim müttefik olanlar da gelir tatbikata katılır. Katılmayan da kendi bilir. Biz yolumuza bakmaya devam edeceğiz. Ama ve lakin şunu da demesem olmaz. Ey cücük Kıbrıs Rumları. Ey yarım etek zirtakiler. Ey Türkiye kafa tutan küffar. Kim var yok. Asla asla unutmayın. Sizler istediğiniz kadar bir araya gelin. Sizler istediğiniz kadar bize diş bileyin. Sizler istediğiniz kadar bizi devirmek için, bizi saldırmak için hamlelerinizi yapın. Biz, bize karşı düşmanlık beslemeyen kim var yok fark etmez. Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi, Dinsisi, Dinlisi fark etmez. Kimse ama kimseye kin beslemeyiz, düşmanlık yapmayız. Ama bize düşmanlık besleyen her kimse Müslümandır, Hristiyandır, Yahudidir, Dinlidir, Dinsizdir, odur budur fark etmez. Hangi ülkeyse ülke fark etmez. Onlara karşı kılınç gibi en keskin tarafımızı gösteririz. Bize kafa tutanın sonu aynen şudur. Her gün birinizi, bir gün hepinizi Türk Devleti'ne, sektöre, sektöre biat edeceksiniz. Siz hepiniz, biz Türk. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda, koşar adım ilerlemeye devamı, yolumuz ilahi kelimetullah, hedef hızlenme. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim ile Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah, Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.